Faruk. Efendim. Günaydın. Günaydın. Fıstık, sen niye gitmedin okula bakayım? Ya babamla bir şey konuşmam lazım da nerede? Ya bilmiyorum, ben uyuyakalmışım. Baban da herhalde beni uyandırmak istemedi. Erken kahvaltı yendi belki. Ne oldu? Hiç. Ben bakayım da. Tamam Emir. Benle konuşmak ister misin? Nurgül abla. Paşam. Babamı gördün mü? Yok, bu sabah görmedim. Niye? İyi tamam, ben bakarım. Emir bak, sana krep yaptım, onu yemeden çıkma oğlum. Ya vaktim yok, okulda yerim. O nasıl adetmiş öyle? Gülistan, kahvaltısını etmeden bırakma. Hı? Günaydın yakışıklı. Sen de günaydın. Babamı gördün mü? Ben gelirken gidiyordu o, birazcık erken çıktı. Sen geç, ben hemen kahvaltını getiriyorum, tamam mı? Aslan parçası. Emir, sen niye babanı arıyorsun yana yakla? Hiçbir şey konuşmam lazım da. Benle konuşmak ister misin? Ben çantamı. Sen bir dur bakayım. Ben bir babanı arayayım, bir konuşturayım sizi. İsteğiniz var mıydı efendim? Yok, teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Evet. Okan'la toplantımız vardı bugün. Bir de birikmiş bir sürü iş var, o yüzden erken çıktım. Tamam, anladım. Emir telefonla konuşmak istiyor da seninle. Seni arıyormuş. Veriyorum. Alo baba. Efendim oğlum. Okulla ilgili bir şey konuşacaktık ya. Kaç gündür yakalamaya çalışıyorum seni. En son dün demiştin sabah konuşuruz diye. Evet, haklısın oğlum ya, haklısın paşam. Gerçekten dün çok yoğundum, bugün de yoğunum. Konu neydi? Telefonla konuşmak istemiyorum. Tamam oğlum, akşam eve geleyim, sakin sakin konuşalım, olur mu? Kaç gündür sabah akşam diyorsun ya? Emir, Emir, Emir oğlum. Bayağı sinirlendi. Çocuk haklı, haklı. Ne zamandır bir şey konuşacağım diye ben gündemden... Bir türlü çocuğu karşıma alıp konuşamıyorum yani. Nedir peki mevzu? Okulla ilgili falan mı? Bir gezi mi var? Nedir? Yani bilmiyorum ki ben de. Bir bakarım şimdi ağzından bir şey alabiliyor muyum? Bir bilgi alırsam da sana haber veririm. Kolay gelsin. Faruk. Süreyya, neredesin? Hastanedeyim. Özgür'e geldim. Niye? Özür dilemek istedi de. Bir de intihar etmemiş. Seni yanlış anlamış. Sana iletmemi istedi. Biliyorum. Az önce Okan buradaydı. Hisselerin devri için geldi de. O söyledi. Ondan öğrendim. Okula mı gideceksin oradan? Okula geçeceğim şimdi, evet. Bu arada çok sevindim. Haberler çok güzelmiş. Tamam. Konuşuruz. Beliz, sen 2 dakika unuta bakar mısın? Tabii, tabii. Biraz konuşabilir miyiz? Müsait miydin? Ben de aslında seni arayacaktım da sonra ne konuşabiliriz bilmediğim için açıkçası. Vazgeçtim. Tabii bu durumda benim hem suçlu hem de güçlü davrandığımı düşünüyorsun. Ben de bunu izah etmek için geldim. Şu anki sessizliğimin, mesafemin seninle herhangi bir alakası yok Süreyya. Sanki buraya kadar doluyum da konuşmaya mecalim yok gibi hissediyorum. Bu kadar mı yordum ben seni Faruk? Seni de kendimi de yoran benim. Süreyya, sana olan aşkımda en ufak bir azalma yok. Emin ol. Bugün kavgadan sonra bardan döndüğümüzde sen sızdın. Ben sana sığındım. Tam tersi senin ışığını çalan benim. Ben de belki biraz fazla üstüne gelmiş olabilirim. Bak, ben seni o halde görseydim canını okumuştum Süreyya. Hani sen bir dönem benim bile ulaşamayacağım yere kendini kapatmıştın ya. Ben senin kendi kendine iyileşmene, yaralarını sarmana müsaade etmiştim. İşte şu an aynı durumdayım. Şirket battı, Annemin hastalığı, Fikret'in delilikleri falan derken... Süreyya çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi acısı çıkıyor. Ama şundan adım gibi eminim. Süreyya, ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Eğer içinde şu kadarcık ışık varsa şu an, o da sensin. Bana biraz müsaade eder misin? Seni çok seviyorum. Tığ gibi delikanlı. Yürü be kocam be, kim tutar seni? Hadi Osman, sende vardır bir şeyler. Bir istek yap hadi. Tamam. Böyle gel. Bir fırtına tuttu bizi. Yürü be Osman'ım be. Derya. Amazing. ikilinin en başında yan yana koyacağız. Böyle yap, yuvarlak, yumurta tutar gibi. Tatlım bir saniye. Efendim? Harika bir zamanlama. Faruk, Emir'in okulundan aradılar da şimdi. Önemliymiş, sana da ulaşamamışlar. Telefonum ofiste şarjdaydı. Ben de Osman'la yemeğe çıkmıştım. Niye ki? Yani bilmiyorum, tam anlamadım. Bir tane görüşmemiz varmış. Daha önceden de haber yollatmışlar. Ama sana ulaşamamışlar. Çok da bir şey anlamadım açıkçası. Allah, ne oldu? İşte diyorum ya, anlamadım yani ben de. Sekreter aradı şimdi, önemli falan filan diyor. Bir gidelim, beraber okulda görüşelim mi? Tamam, tamam. Geliyorum hemen. Neden telefonda söyleyemediniz? Nedir durum? Konuyu bildiğiniz için yarın Londra'ya çocuklar yola çıkacaklar yani. Öncesinde bir konuşalım istedim. Nereye? Londra mı? Öğrenci değişim programına başvurdunuz ya. Emir Londra'da 3 aylık değişim programına onaylandı hani. Ne diyorsunuz siz ya? Ne değişim programı? Neden biz bilgilendirilmedik? Nasıl olur Faruk Bey? Bütün velilerimizin onaylamış olduğu belgeler burada. Onay belgesinde sizin de imzanız var. Aynısı. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Sen ne yaptın sanıyorsun Emir? Sen nasıl böyle bir şeye kendi başına karar verirsin? Faruk'unu daha sonra evde konuşalım mı? Söyleseydin bari. Evde bir kere de verebilir miyim hesabımı? Hadi.